İstanbul'un en güzel lokasyonlarından bir tanesinden Sarıyer Kireçburnu sahilinin sonundan herkese merhaba. Orada mıyız şu an? Bugün yine Türk televizyon tarihinin bir kısımdaki tarihlerine böyle altın harflerle yazılmış. Çok izlemediğim ama izleyeninin bol olduğu bir dizi için geldik. Halit Ziya Uşaklıgil. Aşk-ı Memnu dizisinin çekildiği yalıyı bugün ziyaret edeceğiz. Bu yalı şu anda müze olarak devam ediyor. Yalının içerisinden görüntü alabilecek miyiz bilmiyoruz ama yalının bahçe kısmından görüntü mutlaka alabiliyormuşuz. Aynen. İçeriden de şansımızı deneyeceğiz. Bakalım sonlarına doğru belki farklı sürprizler de, yine altın harfle yazılmış farklı sürpriz dizi yerleriyle de bu bölüme ikinci diziyi de ekleyebiliriz. Bu arada arkada çok güzel manzara var. Çünkü Sarıyer'deyiz, Kireçburnu'ndayız. Ama bu sefer Leyla ile Mecnun için değil. Bu arada Leyla ile Mecnun'u hala izlemeyenler varsa şuradan izleyebilirler. Kart koymuyoruz ama bak şöyle yapalım. Bu kart mevzusuna şöyle bir açıklık getireyim. Çünkü sürekli aynı sorunu yaşıyoruz. Biz onu koymayı her zaman unuttuğumuz için siz bunu şöyle yapabilirsiniz. Kanala girip videolar kısmına tıklayıp aşağıda zaten 100'den fazla bölüm var. Yani oradan seçip istediğinizi izleyebilirsiniz. Böyle çok daha kolay olur. Hem bizim de kart koymamıza gerek kalmaz. Zaten koymuyoruz da yani. Kapattım yanlışlıkla. Bitti zaten. Yok mu? Bundan 2 ay önce yine burada Sarıyer'de böyle bir bankta oturmuş yine denizi seyrediyordum. Ama o bölümde Leyla ile Mecnun'u, Erdal Bakkal'ı vesaire ziyaret etmiştim. Şimdi bakalım, ben bu Aşk-ı Memnu'yu hiç izlemedim ama televizyon tarihine ciddi yer edinmiş olan bu dizinin çekildiği yere geldik. Burası en azından diziyi izleyenlerin kolayca tahmin edebileceği yalının bahçe kısmı zaten. Arka tarafta o bahçe, sanırım bir de üst tarafta şeyin evi var. Neydi çocuğun adı? Sarı kafa. Onun evi de yukarıdaymış. Şu tarafta. Bu yol garaja gidiyor. Devam edelim bu tarafa doğru. Şurada anlamadığım bir şey var. Böyle az sonra geçince gösteririm. Yukarıdan aşağı böyle bir tren yolu tarzında raylı bir sistem var. Bu bölgede daha önce de görmüştüm bu tarz bir şey ama ne işe yaradıklarını çok vallahi anlamıyorum. Şurası garaj. Garaja girebilecek tek kamera bizde. Kameramız garaja giriyor şu an. İnanılır gibi değil. Şu an garajdasınız. Yani nereden soktuğunu da göster de bence. Kapının arasında menteşe boşluğundan. Evet, burası da garajdı. İşte bu uzun koridor dizinin çekimlerinde işte aracın ilk içeri giriş sahnelerinin çekildiği. Hemen karşıda zaten geniş bir deniz manzarası. Çok kalabalık şu an burası. İçeride bu arada ben içeriye girdim. Çok uzun süre kalamadım. Çok fazla yabancı turist var içeride. Dizinin hayranları. Çünkü dizi Orta Doğu ülkelerinde bolca izlenmiş. Öyle biliyorum. Buradan yukarı doğru çıkıyor bahçeye doğru ama buradan gerisi yok. Şöyle kamerayla gösterebiliriz en azından bahçe kısmını. Ya yukarıda bu arada güncel bilgi aldım az önce. Yukarıda bu bahçenin merdivenlerden çıktığından yerde söyleyemedim bile. Çok heyecanlandım. Sera ile atölye varmış. Ne yapıyorlardı atölyede? He, o meşhur atölye orası. He, tamam. Atölye, siz bilirsiniz, izleyenler bilir, atölye orası işte. Burası da yunak. Burada Behlül yıkanıyor. Şurası. Evet, Behlül'ün hamamı burası. Burada yıkanıyordu. İzleyenler yine iyi bilirler. Şuranın ne olduğunu bilmiyorum. He, burada da Bihter'in yunağı var. Böyle karşılıklı yıkanıyorlar şurada. Öyle yani. Eğer yolunuz Sarıyer tarafına düşerse bence gelmişken gezmelisiniz burayı. Bahsettiğim şey de şu, bak şöyle bir aşağı doğru raylı bir sistem iniyor. Bunlar da şeyler, Behlül ile Bihter'in evlatlıkları. Burası sanırım Koç ailesine aitmiş. Çünkü Koç Holding burayı bir müzeye çevirmiş, halı müzesine. Açıkçası müze olduğu için hani çok böyle diziyle alakalı bir şey kalmamış gibi. İşte o yatak odasına girdik, salona girdik, birkaç yere daha girdik. Bahçede böyle güzel biblo mu denir artık, ne denirse güzel biblolar var yalının bahçesinde. Ve ardından da abimin bahsettiği bu raylı yolda, şurada, gelin hemen raylı yola da bakalım. Sanırım burada eskiden, orada da bir tane araç olduğunu görüyorsunuz zaten şu anda. Oradan aşağıya doğru malzeme yollanıyordur diye tahmin ediyorum. Ne tür malzemeler bilmiyorum. Senin var mı fikrin? Şimdi benim fikrim şu, bu aşağıda gösterdiğim Behlül ile Bihter'in yunaklarının üstünde hemen bu raylı sistem. Hani böyle hamam taşı, hamam sabunu, işte lif tarzında şeyler lazım olunca. Bu arada dizinin hayranlarından bir tanesi var. Hemen sokak röportajı yapalım bence. Evet, merhabalar. Sokak röportajı yapıyoruz ama bu dizi hakkında, dizi izlediniz mi daha önce? Evet, izledim. Dizi hakkındaki düşüncelerinizi almak istedim. Yani fazla paranın vermiş olduğu şımarıklık diyelim. Halit Ziya Uşaklıgil'in bu romanından fazla para insanı kudurtur sonuçta. Aynen, aynen onu çıkar. Peki diziyle ilgili şeyiniz ne? Yani... Hayır, diziyle değil, insanların yaşamından bahsediyorum. He. Fazla para insanı fazla kudurtuyor böyle. Fazla para kudurtuyor. Fazla... Dizi peki sizce şey miydi, yani güzel bir dizi miydi? Yani işte o dönemin güzeldi. Anladım. Güzel dizilerindendi. Okey. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkürler. Teşekkürler. Sokak röportajında bitirdiğimize göre şimdi bu bölümü burada bitirmiyoruz. Bir ünlü dizinin daha çekildiği yere gidiyoruz. Ardından da bölümü orada bitirelim. Bu arada yanımda gördüğünüz karavan da Leyla ile Mecnun'un yeni sezon çekimlerinde kullanılan karavanmış. Az önce geçerken görmüştüm. Ve bölümün sonuna geldik. Bu bölümde müzeyi gezmiştik ama bölümün sonunda da ufak bir sürpriz yapacağımızı söylemiştim. Aslında farklı bir diziyi planlıyorduk ama yerden dolayı, trafikten dolayı biraz daha farklı bir diziye geldik. Şu anda gördüğünüz bina ünlü, yine dönemin ünlü dizilerinden Poyraz Karayel'in çekildiği bina. Şu anda oradayız. Ben bir şeyde, internette şey gibi bir yazı görmüştüm. Poyraz Karayel burada kalmıyor. O yüzden zile basmayın falan gibi böyle. Öyle bir yazı yok. Hatta şurada şöyle bir şey de göstereyim size gelmişken. Normalde şurada böyle hep yazılar olurdu. Şu duvarda her bölümde bir tane yazı okurduk. O yazıyı da silmişler. Yani hiçbir şey belli değil. Sadece tabii internetten aldığımız bilgiyle geldiğimiz bir yer oldu. Evet, hem Poyraz Karayel'in çekildiği binayı hem de Aşk-ı Memnu'nun çekildiği yeri gezdiğimiz bir bölümün daha sonuna geldik. Videoyu beğenip, yorum yapıp, bildirimleri açıp kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve sevgiyle kalın.